Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertibde bulunan haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kıymetli dostlar, ekranımız olsun. Xitayning öz milletiga mu qilibotgan vahshiyligi g'ulg'ul qo'zg'adi. Bugün Facebook'ta tarqalgan ikki parça ayrim silliq ko'rinishda Xitayning asli qiyofiti yana bir qitim dunyoga oshkorlandi. Silliq ko'rinishlarning birida Xitay saqchilarining nima ish qilganligi aniq bo'lmagan quchug'ida balisi bor Xitay ayolni tutib, mashinaga solash jarayoni tortilgan bo'lib, Xitay kommunistlarining qanchalik darajada vahshiylashganligi hatto o'zining millatiga mu qilchi rahim qilmayotganligi diqqat tortdi. İctimai uçurlarda Xitay saqçilerinin o ayalının qattıq yığılavatkan balısığımı pisant kılmasın, iki ayalını xuddi hayvallarını maşinığa basqandak qattıq qulluq kılışı eyiplendi. Yeni bir tərəfdən öz milletigi bunçilik vəhşilikini rava görgən Xitay kommunistlerinin əzəli düşmənim dəb qarab kilivatkan və yoxdu siyasını icra kılvatkan Uyğur xalqiga nimelərini qılıdıqallıqı əqillərgə gəldi. İkinci görünüşte maşinidin çüşürülgen ayal Xitayının putkuludun arkan bilen bağlanıp, sınıf yerde söyrep elip meneğalıqı yer alğan bulup, Xitay rejiminin insanını depsende kılıçta kaysi derecegi barğalıqını aşkari körüstüp verdi. Amerika-Rusya münasibetlerinin özgürlüğü Xitayını bir aram kıldı. Amerika Prezidenti Donald Trump ile Rusya Prezidenti Vladimir Putin düşenbe günü Finlandiya paytaxtı Helsinki'de uçuruşup, iki taraf münasibetini özgertişke kilişkellikini ilan kıldı. Prezident Trump, Putin bilen ötküzgen akbarat yığınıda Amerika-Rusya münasibetlerinin hiç kaçan hazır kadık nacarlaşıp bakmağallıqı. Her iki tarafının hatalık ötküzgellikini, bırak bu ehvalının hazır özgergellikini cekarladı. Xalqara analizcilerinin ilgili sürüşçe Rusya-Amerika münasibetlerindeki özgürüş, Rusya-Xitay münasibetlerini təvritib qoyudikən. Düşənbe günü Amerika'daki konservativ Amerika doğrudu elan kılınan bir maqalada Amerika bilen Rusya'nın Xitay'a karşı ittifaklaşı vatqallıqı ilgiri sürüldü. Amerika'daki Akıllar Amberi Dövlət Mənfəəti Mərkəzi Müdafiye Programmasının direktori Hari Kazi Ans kalemge alğa maqalada Amerika bilen Rusya'nın Xitay'a karşı ittifaklaşıqa yeterlik sebeplerinin varlığı əskertilib, Rusya bilen Amerika bir-biri bilen düşmənleşib meni versə, Xitay iqtisadının bir günü Amerika bilen Rusya'nın yığındısıdan eşip getirdiğallıqı. İqtisadi küç hərbi küçge aylansa, qandaq işlerinin yüz beridiğallıqı həmmigi məlum işgəlliki əskertildi. Közetküçülərinin bildirişçe Amerika-Rusya münasibetinin özgürüşü ve bu vaxtki analizler Xitayını bir aram kılışqa başlayan. Xitay Taşqı İşlər Ministerliği bayanatçısı Hua Chunying seyşembe günü bununla inkas bildirip, Xitayının Xitay-Rusya strategilik şeriklik münasibetigi bolğan işenci kamil. Xitay-Rusya münasibetleri her qandaq taşqi amelinin təsirige uçurmaydı degen. Lekin Hari Kazi Ans'tan ilgili sürüşçe, hazır Rusya Xitay bilen dostak kılsımı, lekin kelgüsü de o Xitay'nın bir yol bir belvağ planı, koral yaraq rikabeti ve zemin meseleleri de ciddi hırsığa duş gelirken. Xitay Qaraqaş nahisidiki bütün mescitlerge 100 tonuş aparatı ornatdı. Erkin Asiya Radyosu'nun haber kılışça, Şarkı Türkistan'ın Qaraqaş nahisidiki bütün mescitlerge 100 tonuş aparatı ornatılgalıqı ve bu kuruluşunun Haykan Teknologiya Şirketi'ye hüddüge berilgeliki aşkarlandı. Haykan Teknologiya Şirketi izcil türde Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da dijital bexaterlik sistemisi kuruşuğu yardımlaşıp zor paydığı erişip geldi. Onun bu hareketi kişilik hukuk teşkilatlarının qattıq tənqidiga uçurap gelgen idi. Amerika'daki IPVM namlıq bexaterlik texnikisi nazarat kılış ornının eniqlişçe, Qaraqaş nahiyesi bu nahiyedeki 967 mescit ve dini sorunga 100 tonuş aparatı orunlaştırışını pelallab, bu kuruluşunu Haykan Teknologiya Şirketi'ye hüddüge bergen. Xitay rejimi burun Şarkı Türkistan'daki mescitlerge umumyüzlük közütüş aparatı orunlaştırgan bosumu, lekin bu qetim koşumçu 100 tonuş aparatı orunlaştırışını karar kılgan. Haykan şirketi 2017 yılı Qaraqaş nahiyesi bilen 46 milyon dolarlık bexaterlik kuruluş toxtamı imzalagan. Mezkur şirket 2016 yılı Xitay'nın Dahua namlıq yeni bir teknologiya şirketi bilen birge Şarkı Türkistan'nın 1 milyard 200 milyon dolarlık bexaterlik kuruluş toxtamığa erişken.
Fransiya agentligi ilgari Haykan şirketining Qaraqash nahiyasidagi yig'ilish lagerlarining dijital bexatarlik sistemasini o'rnatishga qatnashganligini bildirgan edi. IPVM'nin dalillashcha 967 dona 100 tonuş apparati Qaraqash nahiyasidagi har bir masjidning kirish eg'iziga o'rinlashtirildi ekan. Xabar yana buningga qo'shimcha har qaysi masjidlarga yana 180 graduslik 840 dona rangli kamera o'rinlashtirilganligi bu quruluşning mu Haykang shirkatiga hoddiga berilganligini bildirgan. Xabarda oshkorlanishcha hozirning o'zida Qaraqashdagi 967 masjidning har biriga 5 kamera o'rinlashtirilgan bo'lib, jami 4338 kamera o'rinlashtirilgan ekan. Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlari Haykang shirkatining Xitoy rejimiga yordamlashib, uning Sharq Turkistonda sodir qilayotgan madaniyat qirg'inchiligi va insonlikka qarshi turish jinoyatiga ishtirok qilayotganligini ilgari surib keldi. Sayragulning sotdiki guvohligi Xitoyni osal ahvolga tushirib qo'ydi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Qozog'istonning Olma-ota oblastidagi bir sot mahkamasi dushanba kuni Xitoyning Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerining sobiq xodimi Sayragul Savutbayni sotlab, uning lagerlar haqidagi guvohlik so'zlarini angladi. Bu hozirga qadar yig'ilish lagerida ishlagan bir sobiq Xitoy hukumat xodimining tunji qitim bir chat al sot mahkamasida lagerlar haqida guvohlik berishidir. Sayragul Savutbay ilgari Sharq Turkistondagi ma'lum bir yig'ilish lagerida ishlagan. Xitoy rejimi uning chat alga chiqib, Qozog'istondagi ikki balasi va eri bilan jam bo'lishini rad qilgachqa Qozog'istonga qochib chiqqan. Lekin Qozog'iston bexatarlik organlari uni tutqun qilib, chegaradan qonunsiz o'tish bilan ayiblagan edi. Fransiya agentligining xabar qilishicha 41 yoshli Sayragul Savutbay dushanba kuni sotda guvohlik berib, o'zining yig'ilish lagerida ishlash jarayonida yig'ilish lageriga oid nurg'un maxfiy hujjatlarni ko'rganligi, o'zi ishlagan lagerda 2500 nafar qozoqning tutib turilayotganligini bildirgan. U lagerni tasvirlab, Xitoy bu o'rinlarni siyosiy lager desimi, lekin amaliyotda u tog' ichidagi bir turma edi degan. Xitoyning rasmiy sonliq ma'lumotlarida hozir Sharq Turkistonda 1,5 millionda qozoq yashaydi. Xitoy doirlarining navbatdagi qanchalik qozoq fuqarosini bu lagerlarga qamaganligi ma'lum emas. Ammo kishilik huquq tashkilotlarining qayd qilishicha, Xitoy rejimi Uyg'urlardan oz deganda 1 million kishini bu lagerlarda tutib turmoqda ekan. Sayragul Savutbay sotdi yana o'zining sotdi bu lagerlar haqida oshkora to'xtalib, Xitoyning davlat maxfiyatligini oshkorlaganligi, shunga Qozog'istonning o'zini Xitoyga qaytirmaslikini talab qilgan. Chat al axborot vositalarining bildirishicha, Sayragul Savutbayning lagerlar haqidagi so'zi Xitoyni osal ahvolga tushirib qo'yibli qolmay, Xitoy Qozog'iston munosabatlari uchun mu bir sinoq ekan. Qozog'iston ilgari Sharq Turkistondagi qozoq fuqarolarining tutqun qilinib, yig'ilish lagerlariga qamilish masalasiga sukut qilib, Xitoy bilan oshkora qarishlashishdan o'zini qochirib kelgan edi. Sayragul Savutbayning sotiga Xitoy elchixonasining ikki xodimi qatnashgan bo'lsa mu, biroq muxbirlarning savollariga javob berishni rad qildi. 2018 yılının başından bastap men sol Xitoyning siyosiy lager deb aytilmışta, solay aytiladi siyosiy lager deb. Şim mendik tağdın arasına orınlaşkan türme bolatın. Men birisinde jumıs dedim, tağda ekeu bar dep aytti eldir. Menin bargan yerimning özinde 2500-dey adam. Менің қазіргі Қазақстанға келдім сот залында саяси лагер туралы және ол кездегі адамдар саны, ұлт салыстырмасы және болған жағдайды айтып тұрғанның өзі әлдеқашан мемлекеттің құпиялығын шашу болып табылады. Қытай әмде Хонконгдегі мұстақылшы саяси партияны чәкләшке кірісті. Хонконг үкіметі сейшәмбі күні Hong Kong müstakillikini talep kılıp kelayotgan yerlik siyasi partiya Hong Kong Milli Partiyasını çekleşke kirişken. Erkin Asiya Radyosu'nun Reuters agentliğinin haberden bildirişçe bu Angliya müstemlekisindeki Hong Kong'nın 1997 yılı Xitay'a kaytırıp berilgenden beri tunji qitim bir siyasi partiyani çekleşirken. Hong Kong dairelerinin kararı erkinlik ve kişilik hukuk taraftarlarının tanqidiga uchradi. Xalqaro kechirim tashkiloti seyshanba kuni bayonot e'lon qilib, Hong Kongning mustaqilchi bir siyosiy partiyani cheklash planini yig'ilish va fikr erkinligiga berilgan og'ir zarba deb ko'rsatdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi mazkur partiyaning cheklanishi Xitoyning hech qanday va'dasiga amal qilmaydiganligining yana bir dalili ekanligini bildirdi.
Reuters agentliğinin haber kılışça Hong Kong Amanlık İdaresi Seyşembe günü Hong Kong Milli Partiyesi'nin korkucusu Chen Haotian'a hat yazıp onun 21 gün içinde özlerine yazma düşünce belirişini talep kılgan. Hong Kong Amanlık İdaresi'nin başlığı John Lee Reuters agentliğine kılgan sözü de mezkur partiyanın cevabına karab karar verildi kallığı. Hong Kong'da yığılış erkenliği bolsa mı, lekin bunun çeki varlığını bildirdi. Hong Kong Milli Partiyası 2016 yılı 3. ayda kurulgan bulup, mezkur partiya özünün nişanı Hong Kong müstakillikini kolga keltirip, demokratik erken Hong Kong Cumhuriyeti kuruş işkenliğini ilan kılgan. Lekin Xitay dairleri mezkur partiyanın saylamğa katnışışıga izcil toskulluk kılıp kelgan idi. Xitay rejimi ilgiri Hong Kong'nın içki işlerine aralaşmaslıkka, onun demokratik tözümü ahbarat erkenliği ve adliye müstakillikiga hürmet kılışkı vaadi bergen idi. Amerika Ottur Şarık ve Tinç Okyanğa asker yolladı. Amerika Koşma Ştatları S-8 Amfibi Tayarlıq Grupsi parahotlarını tik yönelişli kozgulup konuş alahidliki ige F-35 B-tiplik bir uruş ayruplanının hemralıqı da Ottur Şarık ve Tinç Okyan rayonuğa evetti. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilmişçe Amerika Deniz Armiyesi Komandanlığı Amerika taratkularına bayanat verip 3 parahotun teşkil tapkan S-8 Amfibi Parahotlar Grupsi'nin Ottur Şarık'ta vazife ötevatkan 5. filo sepede 6 ay, Tinç Okyan rayonunda vazife ötevatkan 7. filo sepede 6 ay vazife orundaş üçün ötken hepte Santiago'dan yolga çıkkallıkını okturdu. Alakadar emeldarlar, mezkur parahotlar Deniz Armiyesi 13. Sefer Birlikte vazife öteydiğen tik yönelişli kozgulup konuş alahidlikige ige F-35 B-tiplik bir uruş ayruplanının hemrah buluvat kallıkını. Parahotlarda 5000 askerinin vazife öteydiğallıkını kayıt kıldı. F-35 B'nin Amerika aktif hareket kılıvatkan Ottur Şarık'a yollanan parahotlarına hemrah bulup minişi, bu uruş ayruplanının Amerika tarafından tuncu kıtım bir uruş meydanında işletildiğallıkı analizlerinin Ottur'a çıkışına sebep oldu. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşük şahsilerini Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm.